içinde, toprakta, insan ve hayvan bağırsağında bulunan, spor oluşturan yine tehlikeli bir bakteri çeşidi. Ve gelişme süreleri 8 ila 22 saat kadar. Semptomlarında biz 12 ila 24 saat içerisinde kaybolmasını bekliyoruz. Hindi, tavuk, sığır eti ve et sularında bu mikroorganizma çeşidini, gıda zehirlenmesine sebep olan mikroorganizma çeşidini görebiliyoruz. Yapılımda bekletilen gıdalarda da bu bacillus dediğimiz tür kolaylıkla üreyebiliyor. Tabii bunları öğrenmenin faydası var. Hem hijyen şartlarını iyi uyguladığınız takdirde ürettiğiniz ürünler de bu derecede değer bulacak. Bakın, bugün biz yerel ve yöresel ürünler noktasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bölgenin yöresel ürünlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Buradaki derdimiz sizin ürünlerinizin değer bulması. Ama Ünye Belediyesi'nin ürünü dediğimizde bir güven oluşuyor. Neden? Burada herhangi bir işin içinde hile yoktur. Hijyen konusunda biraz daha tesislerimizin temizliği ve düzenli oluşu, aynı zamanda da bunların hijyen konusunda özen gösterildiğine olan bir güven. Onun için sizlerin bu eğitimi almış olmanız, bu sertifikaları almış olmanız ve bununla birlikte de ürettiğiniz ürünlerde hijyenle özen gösterdiğinizi karşıya algı olarak kabul ettirdiğinizde otomatikmen en az 1/3 oranında daha fazla değer buluyor. Doğru mu? Yani pazarda adam alsın diye yerde beklemek yerine insanların keyifle gezdiği yerde siz de hiç canınızın sıkılmadığı bir ortamda bu ürünlerinizi değerlendirebilirsiniz. Onun için inşallah buradaki eğitiminiz güzel geçer, verimli geçer ve aynı zamanda buradan istifade ettiğiniz bilgilerle ürettiğiniz ürünlerde hep birlikte değer buldurmak için mücadele ederek sizlerin ekonomisine, ailenizin bütçesine inşallah katkı sağlar diyorum. Size başarılar diliyorum. İyi dersler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah siz de. Sağ olun. Mehmet'e bakın şöyle fazla yemek yapıyor. Aynen, Gülçin ve Gönül Türk yemek. Buradayız başkanım. Buradayız başkanım. Tamam. Herkese teşekkür ederim. Evet, tanıyalım. Buradayız başkanım. Öğren bak, bize ilemeden yemek yapalım.